Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Leyla yengem ve Efraim abim evime ziyarete gelmişler. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Bugün Efraim abim bizde. İnşallah birkaç gün misafirim olacak. Hoş bulduk, sağ olasın enişte. Biz de 20 gündür İstanbul'daydık. Bugün havaya geldik. Suriye bacımın Tarık eniştemin yanına. İstanbul'da iyi miydi havalar? İyiydi. Bugün biraz güneşliydi de dün bir kar yağdı. Bir güneş çıktı. Dört mevsimi birden yaşadık. He. Ümraniye sokaklarında biraz dolaştık dün. İyi maşallah, bayağı gezdiniz ya. İsmail orada bayağı bir kaldınız ya. İyi gezdik. Kaç gün oldu bugün? 17 gün. 17 gün oldu. He. 17 gün oldu da yağmurdan, soğuktan dışarı çıkamadık ki. İyi ya, 17 günde burada kal. Gezemedik. Bahar gelince gidelim. Burada rahat geçirelim. Zaten canımız sıkılıyor. Bahar geldi gayrı ya. Konuşacak insan yok. Böyle yani burada. Konuşuyor, lavın arkası bitiyor. He. Ben de işte arkadaşlar buraya geleli aşağıya kadar 25 sene oldu. 25 senedir buralardayım. Ben Aksaray Demirci kasabasında doğdum. Öyle. Buraya, burada ustalık yapıyor. Boya işi yapıyor, sıva işi yapar. Çocuklarını burada yetiştirdi. Çocukları okuyor. İkisi de üniversite okuyor. Cümlenin iladiyle hayırlı bir yerlere gelirler inşallah, okurlar. İnşallah. Geçimlerini burada sağlarlar. Ev aldılar. Allah işini gücünü rast getirir. Biz de senede bir iki sefer gelirik, ziyaret ederiz bunları. Bunlar köye gelir. Bize gelirler. Tarık'ın işte gel canım abi, her zaman kapımız açık. İki senedir gelmiyor Tarık'ın işte de. Suriye'de bu sene geldi bir. Onur'um gelir köye. Onur'um beni sever. Onur'um köye gelir. Beni gezdirir. Geçen sene geldi, gezdirdi beni. Kapadokya'ya götürdü. Nevşehir'in altının üstüne getirdik. İyi gezdiniz mi? İyi gezdik vallahi. Daha ömrümde öyle hiç gezmediydim ben. Esas mı? Vallahi bak, Allah razı olsun. Onur'um. Biz Nevşehir'e eskiden gidiyorduk gezmeye de. Bir noktaya varıyorduk. Bir iki yere bakıp geri dönüp geliyorduk. Onur'um maşallah. Ne bir yolda azdık, ne bir gideceğimiz yerde bir şey bulamamazlık yaptık. Adam kafaya not etmiştir gidip geleceğini. Arabaya not etmiş. Araba bizi istediğimiz yere götürüyor. Bilgisayara kayıt etmiş. Gezdirdi, Allah razı olsun bize. Adres sorma yoktu. Şuraya nereden gideceğiz? Hiç kimseden bir şey sormadan gezdik. Eskiden arabayla durduk. Şuraya nereden gideceğim? Yani dedi. Evet. Orada yanlışıyla tarih dedi. Yanlış gideceğim. Şimdi konum var, şey var. He. İncik çocuklar maşallah. Canavar gibi. Teknoloji acayip ilerledi ya. Bir de beni şeye bindirdi. ATV miymiş? ATV miymiş ne bileyim. Şu şeyin dediği. Bizim o tarafta bir aşır diye bir arkadaş var. Ulan bu ne diyor? Uçak desem uçak diyor. Araba desem araba diyor. Bu ne? Bu nasıl çalışır? Bu nasıl? Öyle o hesap. Bir de beni ona bindirdi. İlk bindiğimde korktum. Yiyin gel fındık yiyin. Yiyin sağ ol. Onur dedim, ikimiz bir arabaya binelim dedim. O da yoktaydı, öyle zevk olmaz dedi. Abi hiç dişin yok, dişin kırmıyor dedim. Dönüyor. Sağ olun, bize dişin kesmediniz ha. Fındık veriyoruz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ya bu iyi bir şeymiş valla, bunu geçen bizim hanım ATM'ye bindirdi bizi. Toz, duman, her şeyin altın üstüne getirdi. Öğleliğinden onun beni gezdirdi ATM'yle. Nevşehir'e.
Bir de Tarık Usta'yla gidelim, ona binelim be. İnşallah gelir, giderek ya. Sen sürem oğlum. Bisiklet sürmeyi bilen değil mi? Bilmiyorum ya. Bisiklet sürmeyi bilen sürüyor. Ama çok zor ya. Bisiklet ne var? Bisiklet sürmede ne var? Zaten artı araba sürmüş adam. Gençken çocuklar nasıl sürüyorlar? Şöyle tekerin üstüne getiriyorlar. He. Bir şeyler yapıyorlar. Bir acayipti ya oran. Yine iyi taktım şimdi ya. Hı, iyi yok. Bunu ertesi gün bir gün gelmiştik. Bir günde bitiremedik gezmeyi. O zaman Leyla Sultan'ı da götürdük. Abi sen şu tahtayı getirdin ya, ben çocukluk yıllarını hatırladım. Arkadaşlar bunu abim almış gelmiş. Ta 15 yaşındaki çocukluğum aklıma geldi. Eskiden ben bundan satardım. Efendim abi tahtı satardık, fazla paramız olmazdı. Böyle yarısını alırdık. Para tam yetmezdi, bütün alamazdık da. Abi yarısını verdik, çeyrek de verir miydi? Çeyrek olmaz da yarım biridir. Tablanın üstüne neler satmadık ki biz. Tablacılık yaptım ben. Sen de mi alırdın enişte tatlı? Nasıl tatlı olur, bir güzel olur. Bir önceki videolarımızda da bahsettim de. Tablacılık yapardım ben. Tablada neler satardım, neler. Kuru yemiş. Şu çayı bir uzatma dolusun ya. İç abi çayın. Çay içiyor Suriye bacım maşallah. Tatlıdan iyi para kazandın mı o zamanlar? Çok kazanırdım da 30 lira oynardık, bazen de bitirirdim İlyen'le. Kulübe çıkardık. He. Kulüp diye bir kahve var bizim orada. Akşamlar İlyen'le bak Dakliyor'a çıkardım. Kağıdıyla 30 lira oynardık Daklısına. Bazen de ben ütülürdüm. Bir İlyen Dakliyor'da arkadaşlara yedirirdik. Gelirdik. Bazen de bazı arkadaşlar ütülürdük. Bu tatlının yanında bir şeyler de satardı. Ondan neydi? Çok şey sattım. Çok her şey satardım. Leplebim şey fıstıktı. Kuru yemiş. Çocuk oyuncağı, kırtasiye, ceviz, kestane satmadığımız kalmadı ki bizim. Geçen bir videomda da hamsi sattığımı anlattım. He. Hamsiden hiç kar demedik. Hep suya döktüm hamsiyi. Ekmez. Ekmez de sattınız ya. Ama bu da aynı Aksaray tatlısı gibiymiş. Bir sezon Ankara'ya pekmez taşıdım. Evde mi yaptın o sonları? Tatlı mı yok ha. Ya. Valla sen tatlıya benziyor. Hazır aldık şimdi, hazır satıyorlar ya. Ne yapabilir miyim? Bunun makineleri var bende, biliyor musun? Sen makineyi yaptın mı yoksa satın mı alıp satıyordun? Satın alıp satıyorsun da. Ha. Bizim oraya bir tatlıcı geldiydi. Kaçtı da malzemeler hep bana kaldı. Kendi kaçtı, bana acık borcu vardı. Borcunu ödemedi. 600 bin lira borcu vardı. Borcunu ödemedi. Malzemeler de bana kaldı. Takımlar, makımlar hep duruyor. Bu tatlıyı yapacak malzemeler var bende. Niye insan ya tatlıda? Niye yiyorum ya? Ocakları, şeyler hep duruyor. Çay da çok güzel olmuş. Eline sağlık bacım. Nasıl da çay demlemiş, nasıl tatlı. Bu tatlıyı biz Gödel'i neydi lan? Bakka vardı Gödel'in Yaşar mı? Ne? Şeyim. Ne Yaşar'ı? Şaban Çavuş'un Yaşar. Gode Yaşar derlerdi. Ha Gode Yaşar'a okulda biz tatlıyı çelekmen içine koydururdu okulda. Paramız pek olmaz da. O kadar olurdu. Tatlının yarısını çelekmen içine koyduk okulda yedik. Ekmekle mi? Ekmeğe. Eskiden öyleydi ya. Eskiden böyle karı tatlıydı ya. Niyaz Emmi'ye giderdik. Buradan Niyaz Emmi'ye de selamlar olsun. Allah iyilik sağlık olsun. Niyaz Emmi çelekmeğin içine çemen yağla derdik. Ya da çelekmeğin içine zeytin koy derdik. Onu yerdik yani öyle. Yani çok tatlıydı o zaman. Yok. Şimdi kimler yemez tarifin işte diyelim mi o şimdiki? Şakir Emmi vardı bir daha. Ha, o zaman yani çok tatlı olurdu yani. Çemen yağlardı. Sucuk pişirirdi. Abi o sucuğun kokusunu daha unutamadım. Bandırma şey bulama olurdu eskiden. Beyaz ha. Bulama. Tabağı kudurduk 100 gram. Ondan sonra bir de yarım ekmek alırdık. Tabağından dükkanda bulama yedik. Eskiden böyle Şakir şeyler... Şakir Emmi'nin dükkana uğradı mı? O dükkanın önünde böyle bir dükkanın önünde o sucuğun kokusu geldi. O kokuda hala unutamadım. Yani
çok nefis bir koku olurdu orada. Neydi ismi? Şakir emmi. Vefat etti öldü de. Şakir emmi. Buradan Nusret abi dinliyorsa selamlar olsun. Onun oğlu Nusret var, Şakir var. Ha. Ondan sonra Nusret abi yapardı Çelik Mağarası'na çemen. Çemen diyorum, sucuk. Çok tatlı olurdu yani. O tat şimdi yok yani. Gerçekten yok. Şimdiki sucuklarda da tat yok ya. Eskiden benim dayım kasabıydı. Sucuk yapardı Hacı Yusuf dayım. Ta geriden varırken sucuk kokusu görürdü. Şimdi yapıyorlar, hiç sucuk da kokmuyor. Sucuk diye pişiriyorum. Eski tatlı çıkıyor. Tavada eriyip kalıyor, yarısı yağa çıkıyor. Yarısı duza çıkıyor. Adamlar duzu basıyor, yağı basıyorlar. Ama bu sene güzel sucuk yaptı belediyemiz. Abi sen bir sucuk göndermişsin. O sucuğun tadı çok güzel. O bizim köyde almışsın. Buradan belediye başkanımıza, Demirci kasabasına selamlar olsun. Başkanımız çok iyi bir şey yaptı. Kasap belediye adına. Orada çalışan arkadaşlara da selamlar olsun. Çok güzel sucuk yapıyorlar. Aynı sucukların tadını veriyorlar. Yok, Ramazan Başkan maşallah yapıyorlar. Ellerine sağlık, güzel sucuk yapıyorlar. Güzel sucuk yapıyorlar. Taze yapıyorlar. Geçen şeye girdim, o patates sucuklar ambarlara girdim. Ha, oraya bir gelip görmek istiyorum ama gelemedim. İnşallah gelirse. Orada bir devasa bir şey olmuş. Allah'a bak ya. İçini var ya, gezmeyle başlama. Tır içine giriyor, patatesi boşal diyor. Başka tır doldurup geri çıkarıyor. Tırlar giriyor içine. Hortipler giriyor. Kepçe giriyor, şeyler var, portibiyat şöyle. Koca şeyler var şöyle, çuvala. Onları takıyor, tırın üstüne yüklüyor. Devasa bir şey olmuş. Ben de ilk yapıldığında bir gördüydüm de, fazla girmedi. Projesi kim çizmiş? Herhalde başkanımız, belediye şey yaptı. Ya da onu bir yapan birileri var. Allah razı olsun, güzel bir çalışma yapmışlar. Çok yani. Süper olmuş, çok. Gerçekten güzel. Havalandırmalar şey yapmışlar, delmişler yukarıya. Çok yüksek yani, böyle derneği değil. Evet. İçinde kepçe çalışıyor, kamyonlar girip başkanımızdan çalışıyor. Başkanımızdan memnunum. Yok canım, başkanımızdan memnunum. Hani bayağı bir yenilikler yapıyoruz. Allah razı olsun. Park falan da yaptırdı da işte çocuklar bozdu. İyi yürüyüş yapıyorduk, hareket yapıyorduk. Evet. Hepsini kırdılar. Güzel tırmanı yaptı bir güne başkan ya. Bizim mahallede parkı paramparça etti çocuklar. Kırdılar mı? Söküyorlar, kırıyorlar. Evet. Mahallenin çocukları yaramazlık yapıyor. Bazen bir çıkıyorum bir görürsem kovalayım. Ramazan çocuk parklarını kırmışlar, onu yine bir yaptır ya. Buradan selamlar olsun sana da. Sen onu yine yaptırırsın. Yaptır inşallah. Çalışıyor Ramazan. Ramazan çalışıyor maşallah başkanımızdan memnun. Ramazan'dan biz Dere Mahallesi'nde büyüdü müsün? Çocukların şeyini biliriz yani. Evet. Çocukların anlaşılır. Allah razı olsun. Çalışıyor kasabamızda ya. İyi. Yollarımız olur, yollarımızı yapacak. Şimdi çalışması yapıyormuş. Doğalgaz geleceğimiş koyar. Doğalgaz gelse çok iyi ya. Vallahi. Doğalgaz geleceğim için çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah. Sobalardan kurtulacağız. Bakanın birisi söz vermiş. 2022'de başlanacak proje demiş. İnşallah. Altyapımızı bitirdi, suyumuzu bitirdi. Ya eskiden adam emekli azdı da abi, şimdi şu anda çoğu kişi emekli. Evet. Artık millet daha ufak tefek para oluyor yani. Doğalgaz yakabilir yani. Odun yakmak zor. Yani odun yakmak zor. Yani yaşlı bir insan için. Köyde emeklilerin gücü yetenler şeyden çoğu Avustralya'ya koşuyor zaten. Evet. Benim tanıdığım en az bu sobayı. Böyle doğalgaz olsa gitmez. Soba ilgisinden en az 15 hane Aksaray'dan ev aldılar. Aksaray'a taşındılar hep. Hep bu soba yakmayız. Ya bunu. Soba yakmak kolay değil ki abi. Zaten buz gibi hava, o kova çırpılacak, o kova dolacak, içeri girilecek. Yani zaten bizim oranın soğuğunu biliyorsun herkes. Onu yakana kadar zaten hasta oluyor. Bir de kömür mömür de pahalandı şimdi. Evet, çok pahalı. Odun da pahalandı. Bir soba, eskiden biz 200 liraya 300 liraya soba alırdık. Evet. Şimdi 1500 liraya 2000'den aşağıya soba yok. Bir borunun tanesi 70 lira olmuş. Soba borusu. 35 lira, 40 lira, iyisi 50-60 lira. Her şey pahalandı. Adam yani. Senede 3-4 tane boru eskidiyor. Onlara verdiği paraya duvarınıza yakar. Çünkü Konya şekeri sana, Konya şekeri yiyor. Taze. Çaydan severim, bak sevdiğim biliyorsun diye hemen getirmiş. Bu Konya'dan geldi buraya. Konya şekeri.
Bunları da sattın mı abi oyuncakları? Sattım. Paket paket bayramlarda getirdim. Abin de satmadı da. Bayramlarda getirdim, tabların üstüne sattılar. Satmadığım bir şey kalmadı bizim ya. Otçu, parça, şeyi sattık biz ya. Ondan sonra kapattın mı dükkanı? Yoruldun yani ha? Yılların verdiği yorgunluk mu var abi? Tablayı mablayı bıraktı işte, dükkan açtık. Hadi. Dükkanda da biraz çalıştık, çalıştık. Emekli oldu. O sandalye geldik. Köye A101'ler, BİM'ler açıldı. Bunun için... Yok, Suudiye'nin elindeki. Bıraktım, emekli oldu. Son arayayım mı sen? Aynısı bakalım. Yeni video atacak o zaman bak. Şimdilik iyiyik. İyi ya, yine bahçede bayağı işler yapıyorum. Bahçe. Ya ufakta aslında bahçem biraz büyük olsa... Büyük olsa bir şey yaparız da bahçem küçük. Ha yine de yetiyor. Ufakta daş yetiştiriyor. Bana Allah razı olsun, turşumu kuru vermişsin valla. İşte turşularım geldi efendim abiden. Allah razı olsun. Çoluğun çocuğun yiyeceği kadar. Mesela turşumuz getirir ya. Yani. Eşimizin dostumuzun yiyeceği kadar turşumu. Kendimiz ekip kaldırıyor. Ha. Acı biber turşuları iyi olmuş ama. Acı biber bulmuyor musun? Oğlum Leyla Sultan vurar ona. Süper mi? Ha. O domates turşusu da güzeldi. Şöyle bir kırmızı var ya, o da güzeldi. O da güzeldi. Yine vuralım ben işte sana. Canın sağ ol. Leyla Engin turşu başkanı. Turşular bundan sonra. Turşuyla ilerleyen güzel vuruyor ya, valla. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yok ekmek yapar, bazlama yapar, pekmez kaynatır, her şeyi öğrendi ya. Adana'dan gelip de burada demiş köyü şeylerine uymak yani kolay değil yani. Bayağı bir mesele, her şey bayağı bir mesele yani. Hamur yorulacak, tandır yanacak. Kolay değil yani. Her şeyi öğrendik. Evimde dayım vardı benim, Allah rahmet eylesin, öldü de. Adı ekmek yedirdi. Evet. Ekmek yedirecek, dünyanın malzemesi lazım dedi, sayardı. Saçmadan, tahtadan, itiyaden, undan, uğradan bir başlardı saymaya. Bunların hepsi olmayınca ekmek olmaz dedi. Allah Allah. Rahmetli kaynana anlatıyor da, evde ekmek bitmiş, tarlaya gidiyor, buğdayı yoluyor. Tamam mı? Buğdayı yoluyor, buğdayı getirip evde çırpıyor. Evde değil, tarlada çırpıyor. Tarlada mı çırpıyor? He. Onu bir önceki videomda ben anlattım. Ne zaman anlattın? Seni iyiliğine ne olsun herhalde. Videolarımı pek dinlemek de takip etmemişim abi, bunları takip edelim. Annem, ben kutluyordum dün, anlattım onu. He. Tarlada o buğdayı çırptı. Aynı gün içinde getirdi, Diyarbakır'da uyuttuk. Gece hamur yaptı, ekmek yaptı. Sabaha girdi, ırgatlara ekmek yetiştirdi. Şimdikiler bakkala gidip bir ekmek alıyorlar. Ya gerçekten şöyle düşünürsen, bir ekmek için bir kadın ne kadar bir çaba göstermiş ki, o ekmeği ne kadar getirmiş de, onu çırpıp, un yapıp, hamur yapıp, giri tesine ekmek. İmkan yok, yok, imkan yok. O zaman... Tandır, yani gerçekten yok. Bir ekmeği meydana getirmek, yok. Eskilere göre çok zormuş yani. Şimdi ekme telefiden var yani. Ekme bir yerde bayaklı yemeyenler var yani. Yoksulluk vardı eskiden, fakirlik vardı. Mecburdu o, mecbur. Yokluğun biz dibini yaşadık, dibini vurduk yani. Mecburdu eski kadınlar, eski annelerimiz, bacılarımız. Mecburdu. Ama şimdikiler öyle değil. Şimdi her şey bollaştı. Hastalık çoğaldı. Durum öyle. Poşete bindi işte sen. He, evet. Poşetinden çıkarsa onu yiyor vallahi, doğru. Evinde dayımın dediği poşete bindi her şeyi. Marketçi olduk, onun ne olacak? Buradan Demirci kasabasındaki bütün tanıdıklarıma selamlarımı söylüyorum. Söyle, işine dostum, arkadaşlarıma selam söyle. Arkadaşlarım çok köyde, herkes beni iyi bilir. Buradan hepsine selam olsun. Suat Bacan'a amelse buradan selam olsun. Makbule Balızım'a selam olsun. Özge, İmine'ye bütün buradan hepsine selamlarımı sunuyorum. Aklıma gelmeyenler olabilir. Bana kızmasınlar buradan. Bol bol selamlar söylüyorum. Demirci kasabasına. Kasabama koyu merkezde. Ben Aksaray Demirci kasabasında doğdum, büyüdüm. 25 yıl oldu, ayrıldım, buraya geldim işte.
Ha yine memlekete ilgili bakalım bir zaman sonra bir ev yaptırmak için dönebilir mi ki? Tabi doğalgaz da olması lazım. Yani doğalgazsız da pek olmayacak. Doğalgaz geldiğimiz ha, tarafa. İnşallah. Doğalgaz inşallah gelir. Yolda. Suudiye bacım böyle ev yaptı. Ya yüksene indi şu şeylerden ya. Yiyorum yiyorum yavaş yavaş. Arsa ayarlayacağım. Bak tatlı insene bir tane. Yiyorum dur açıkta. İnci karnım ağrıyor sonra yiyorum. Bak sen dişimi ağrıyordun vallahi hındırdım seni şu şeyler. Evet teşekkür ederim. Bizden de selam olsun herkese. Demirci kasabasına, Adana'daki oturan aileme. Makbule Gürbüzeme, Özge'ye, Emine'ye. Tüm konu komşuya herkese selam olsun. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bu kadar yeter. Sizi fazla rahatsız etmeyelim, yormayalım. Hadi iyi akşamlar, hoşça kalın, dostça kalın. Like atmayı unutmayın. Efo Dayı'nın kanalında kalın. Like at, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Bol bol abone olalım Efraim abimin kanalına. Like'larımızı bol bol atalım. Mesaj yazalım. Efraim abimin kanalı da yükselsin. Teşekkürler. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Efraim abimin sohbeti tatlı olur diye dinleyin.